7 Temmuz 2023 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye tatile gitmek için yola çıkan Mutlu Atılan ve ailesi, İtalya'nın Bari kentinden gemiyle Yunanistan'a vardı. Aile, İksala'daki kipi sınır kapısından giriş yapmak için oluşan kuyruğa girdi. Ancak gurbetçi aileler ile bir Yunan vatandaşı arasında sıra kavgası yaşandı. Önceden kronik epilepsi hastalığı olan Yunan vatandaşı, fiziki darp olmadığı halde talihsiz bir şekilde bayılıp hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesiyle Yunan polisi olayla hiçbir ilgisi olmayan 33 yaşındaki mutlu atılanı gözaltına aldı. Kazanın ardından görülen mahkemede aracın incelenmesi ve vefat eden Yunan vatandaşına otopsi yapılmasına rağmen suçsuzluğu ispatlanan atılan, Yunanistan'daki tutukluluğu devam ediyor. Mutlu atılanın eşi Durna atılan, 7 Temmuz 2023 tarihinde gemiyle Fransa'dan, Yunanistan'a indiklerini belirterek, İpsala'daki kipi sınır kapısından kuyruğa takıldık kuyruk sırasında Yunanistanlı bir vatandaş ile Türk kurbetçilerinin tartıştığını gördük. Daha sonra Yunanistanlı o vatandaşın arabaların arasında geçerken bayıldı mı yoksa ayağı kayıp düştü mü bilmiyoruz. Daha sonra Yunanistan polisi gelip eşimi gözaltına aldı. Oradaki gördü tanıkları eşimin o vatandaşı aracıyla vurduğu yönünde olmuş. Ancak hem bilirkişi raporlarında hem araç üzerinde yapılan incelemelerde eşimin suçsuz olduğu ispatlandı. Ancak buna rağmen eşim halen Yunanistan'da tutuklu bulunuyor. Yetkililerimizden bizlere yardım etmeleri, suçsuz olan eşimin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz, dedi. Mutlu Atılan'ın diyaliz hastası annesi Leyla Atılan ve kalp hastası olan baba satılmış Atılan ise, oğullarına bir an önce kavuşmak istediklerini, devlet yetkililerinin bu olaya bir an önce bir çözüm bulmalarını istediler.